Selamünaleyküm değerli takipçiler. Hepinize sevgi, saygı ve selamlar diliyorum. Yeni yılınızı da arkadaşlar kutluyorum. Umarım bu yeni yılda geçmiş yıldaki geçen bir yılın hesabını, muhasebesini yaparız. Bu yıl, geçen yıl neler yapamadık, onları bu yıl yapmaya çalışır ve yaparız. Ben de bu konuda sizlere yardımcı olacağım değerli takipçiler. Değerli takipçiler, size birinci önerim, yapmak istediğiniz işi yapın. Bir. İkincisi, bir işi yapmak istiyorsanız eğer gerçekten o işi araştırın, öğrenin, ondan sonra yapmaya çalışın. Şimdi ben özellikle hanımlar biraz şikayetçi oluyorlar. İşte ablalarımız onlara yönelik değil bizim videolar, öyle diyorlar. Ama bu yaptığımız işler aslında çok ağır değil. Kendileri basit olanlarını yapabilirler. Mesela ben şimdi buranın tavan çıtası nasıl yapılır diye tarif edeceğim. Ablalar, hanımefendiler de kendi duvarlarını baz alarak aynı şekilde duvarlara çıta yapabilirler, süsleme yapabilirler. Bu çıtaları, süsleri benden talep edebilirler. Ben onları özel bir kasa içinde kendilerine gönderirim. Ve bunu monte edebilirsiniz. Şimdi değerli takipçiler, fazla konuşarak zamanınızı almak istemiyorum. Genelde benim videoyu çekerken dikkat ettiğim bir şey var. Çok zamanınızı almadan kısa ve öz bir şekilde sizi bilgiye ulaştırmak. O nedenle bazen hata da yapabiliyorum. Kusuruma bakmayın. Ölçüleri verirken mesela bazen yanlış ölçü çıkabiliyor ağzımdan. Videoyu izlerken sonradan fark ediyorum. Neden? Acelecilikten. Neyse çok mühim değil bunlar. Şimdi ben size burada tarif edeceğim nasıl yapıyoruz. Tavana çıta nasıl uygulanır? Videomuzun konsepti bu. Şimdi burada gördüğünüz gibi duvarın, tavanın içinde değişik bir köşe var. Ben o köşeyi zaten hem ön plana çıkarmak istiyorum hem de o köşeyi nasıl halledersiniz çıta yaparken. Değerli takipçiler, tavan çıtası yaparken böyle bazı çıkıntıları görmezden gelmeniz gerekiyor. Bu güzel çıkıntı da buna dahil. Çünkü tavan çıtası dümdüz dönmeli. Yani buranın içine girecek, böyle dolaşacak, dışarı çıkacak, böyle olacak. Lüzumsuz teferruat. Çıta hem güzel olmaz. Hem de tavanda bir karmaşıklık yapmış olursunuz. Fazla dekorasyon güzel olmayabilir. Tavan çıtaları ve duvar çıtaları arkadaşlar, inanın hem tavanı hem duvarları çok iyi şekilde güzelleştirmektedir. Eğer bir değişiklik yapmak istiyorsanız duvarlarınızda tavan çıtası uygulayarak da ve içini değişik renklere, değişik içine mesela resim, çerçeve, ayna benzeri şeyler koyarak istediğiniz dekorasyonu yapmış olabilirsiniz. Fikir olarak size söylüyorum. Şimdi gelelim ben bunu nasıl yapacağım buraya. Arkadaşlar bir kere bize lazım olan şey, bu tavan bitmiş varsayın, isterseniz bitmemiş varsayın. Size bir adet metre lazım, bir tane kalem lazım. Ben şimdi burayı normal dairelerde 30 santime duvardan uzaklığında çıta dönerim. Yani duvarlardan her yerden 30 santim uzakta. Ama burada bu çıkıntı olduğu için ve ben buraya özel bir dekorasyon yaptığım için ben buraya 35 santim koyacağım. Dolayısıyla benim tavanım dört kenar olacak. Bu çıkıntıyı pas geçeceğim, görmezden geleceğim. Dört kenar olarak yapacağım ve yapmak istediğim dekorasyonu da uygulamış olacağım. Şimdi buradan 35 santim metreyle yaklaşık olarak şurayı da 35'e kadar düşünerek bunu yapıyorum. Yani şuradan aşağı yukarı 35 şuraya falan gelir diyorum. Şuradan metreyi çekiyorum. 35 diyorum. 35'e yani tam istikametine doğru bir çizgi çiziyorum böyle. Yani 35 hangi tarafı gösteriyorsa o tarafa doğru böyle çiziyorum. Sonra tahmini olarak yaptığım yer yaklaşık olmuş oluyor 35. Onu da bu tarafa doğru, yani ters istikamete doğru çizdikten sonra bunu iyice sabitliyorum arkadaşlar. Böyle tam olarak benim 35 köşem burası. Şimdi arkadaşlar ben buraya bir tane çivi çakabilirim veya da bu elimdeki
vidayı, dübeli buraya tutturabilirim arkadaşlar. Alçıpan hafif bir malzemedir. Yani bunu elimle de vidalayabilirim. Öyle elle de her yerde matlama gerek yok. Evet, bu şimdi burada sabitlendi. Burası böyle de 35, böyle de 35. Bu 1. Şimdi gelelim. Buraya sadece işaret atacağım. Diğer köşeye bir de atmayacağım. Tam çaprazına karşıya atacağım. İpi bir buraya bağlayıp bir böyle çekeceğim. Bir de böyle çekip çırpacağım arkadaşlar. Bu iş hallolacak. Şimdi diğer köşeleri tespit edeceğim. Videomu donduruyorum. Devam edeceğiz biraz sonra.